webinarımızın konusu bu haftaki sertifikasyon karmaşası ve CISSP ile kariyer gelişimi hakkında olacak. Öncelikle kısaca kendimden bahsedeyim. Muhammed Öztemur ben. Yaklaşık bir 11 yıl, 15 yıldır bilgi güvenliği sektöründeyim. Halihazırda eğitmenlik ve danışmanlıklar yapıyorum bilgi güvenliği ve uyum konularında. Aynı zamanda BYT Uyum firmasının da kurucusuyum ve yöneticisiyim. BYT Uyum olarak da özellikle uyum konularında işte ISO 27001 olabilir, bilgi ve iletişim güvenliği rehberi olabilir, KVKK gibi konularda halen eğitmenlik ve danışmanlık hizmetleri de vermekteyiz. Şimdi konumuz CISSP. Aslında normal şartta da biz bu webinarın içeriğini sadece CISSP olarak planlamıştık. Bu konuda bilgilendirme yapmak istemiştik. Ama şöyle bir arkadaşlarla konuşurken şöyle bir konu ortaya çıktı. Aslında tabii CISSP bilinen bir sertifikasyon, insanlara buna ilgisi var ama bir de şöyle bir durum var sektörde. Yani birçok arkadaş da hangi sertifikaya yönleneceğine dair böyle bir fikir sahibi olamayabiliyor. Açıkçası çok fazla sertifikasyon var. Tamamına benim de hakim olmadım. O yüzden webinarın baş kısmında böyle diğer sektörde çok bilinen bazı sertifikalarla alakalı da bilgilerimizi paylaşacak bir bölüm ekleyelim dedik. O kapsamda bu ekranda gördüğünüz gibi bir içerik oluştu arkadaşlar. İşte dolayısıyla 5 bölümden oluşacak webinarımız. İlk başta bu sertifikasyon karmaşası ile alakalı böyle bilgilerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Akabinde CSSP tarafına geçip işte CSSP bize neler kazandırır vesaire gibi. Daha sonra tabii bu sınav nasıl oluyor, sertifikasyon süreci nasıl oluyor gibi konularda bilgi vereceğim. Son olarak işte BGA ile beraber bu CSSP kapsamında vermeyi planladığımız bir eğitim var. Kısaca ondan bahsedip webinarı bitirmeye çalışacağım. Webinarın sonunda sorularınızı alabiliriz. Tabii ki normal standart bir uygulama olmak üzere ama isterseniz webinar ortasında da sorularınızı yazarsanız, çünkü bazen de şöyle oluyor. Her şeyi sona bırakınca arada sıcağı sıcağına konuşulması gereken konu çok geride kalıyor. O şekilde sorularınızı yazarsanız da mümkün mertebe Burçan Hanım'la beraber size destek vermeye çalışacağız. Kaçırmadığımız müddetçe arkadaşlar. Siz de sorularınızı o şekilde iletebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu sertifikasyon karmaşası konusu dediğim gibi oldukça önemli. İşte sertifikalar halen önemli. Her ne kadar tabii şöyle bir yaygın kanaat de var. Sertifika iş yapmaz. Sertifika işte her şey demek değildir ki bu doğru şey. Ama öte taraftan da işte birçok işte durumda da sertifika dediğimiz şey işte bir işin verilmesi için, birinin işe alınması için ya da birinin bir pozisyona terfi ettirilmesi için belirleyici rollerden bir tanesi. Çünkü bir şekilde bir kriter lazım. Siz sadece böyle 15 dakikalık, yarım saatlik mülakatlarla katılımcının bilgisini ölçmeniz her zaman mümkün olmuyor. Dolayısıyla size bir referans noktası lazım. Ve halen de şu anda referans noktası olarak bu sertifikasyonlar geçerli. Bu da sertifikasyonların önemini bize halen olduğunu gösteriyor. Ama öte yandan da şöyle bir durum var. Özellikle işte bizim içinde bulunduğumuz malum şartlar işte bu genelde sertifikasyonların işte dolar üzerinden sağlanması vesaire durumlar nedeniyle de artık şey lüksünde değiliz. Hadi şu sertifikayı da alalım, bunu da alalım gibi böyle bir lüksümüz de çok fazla yok. Seçici olmak durumundayız sertifika alıcılar olarak. Şimdi dolayısıyla doğru sertifikayı seçmek de işte gereksiz efor maliyet kaybının önüne geçmek için arkadaşlar önemli bir konu. Şimdi siz internette farklı işte Google'da hatta ChatGPT'de artık sorabiliyoruz. Böyle sorular sorduğunuzda böyle işte sertifika peti gibi sorular sorduğunuzda size böyle acayip seviyede karmaşık diyagramlar çıkarabiliyor. Yani zaten ben de bunların içerisinde bir tanesini seçtim şu anda ekranda gördüğünüz gibi. İşte bu ekrandaki resimde gördüğünüz gibi çok sayıda sertifikasyon var. Şimdi mesela dikkatimi çeken burada işte şu üst taraftan baktığımda siyah çizgide mesela CISSP görüyorum. İşte diyelim ki işte CEHI görüyorum bir yerlerde. İşte şu tarafta gibi. Şimdi aslında bu diyagram bence benim baktıklarım arasında güzel hazırlandığını düşündüğüm bir diyagram. Şimdi dolayısıyla bu kadar çok sertifika var. Belki burada olmayan da sertifikasyonlar var. Şimdi dolayısıyla bütün bu sertifikaların tamamını konuşmak, tartışmak gibi zaten bir amacımız da hedefimiz de yok. Yani bu öyle bir şeyin webinarın konusu da zaten olamaz bu. Şimdi dolayısıyla biz burada mümkün mertebe hani çok bilinen sertifikalar hakkında konuşup bunları bu sertifikasyon bölümünün sonuna geldiğinde tekrardan bu resmi açıp nereye düştüğüyle alakalı küçük bir egzersiz yapmak ve bir yol gösterici olmaya çalışmak. Hedefimiz bu. Şimdi bunu yaparken de aslında ben birkaç tane alan belirledim. Bunlardan bir tanesi giriş sertifikaları. Şimdi genelde böyle işte bilgi güvenliği ya da işte siber güvenlik kariyerine yeni başlayan arkadaşların işte ya bir sertifika alma derdi oluyor. Çünkü dediğim gibi yetkinliklerini ispatlamaları lazım. İşte ben bir şeyi biliyorum, ediyorum. Genelde şimdi kurslar, Udemy kursları vesaire var ama tabii bunlar değerli. Hani değersiz denemez kesinlikle. Burada şunu da söylemek istemiyorum. Hani Udemy'de sertifika bitirmeye çalışmayın ya da diyelim ki böyle diğer işte Amazon vesaire tedarikçiler tarafından, Microsoft gibi tarafından verilen sertifikaları önemsemeyin demiyorum. Boş durmaktan arkadaşlar mutlaka iyidir. Bunlar bir kriterdir.
Hani özellikle aramızda böyle kariyerinin başında olan arkadaşlar varsa, yani bunların önemsiz görülüyor diye bunların peşini bırakmak da doğru değil. Ama hani bir tık daha böyle gerçekten sektörde kabul edilen sertifikalar neler olabilir deyince, burada ben iki tane sertifika dikkatimi çektim. İşte mesela diyelim ki yine ISC2 tarafından işte CSSB'in de tedarikçisi olan bir sertifikasyon var sol tarafta. Certified Cyber Security diye. Şimdi bakınca basit bir kapsamı var. Şimdi orta seviyede olsa bir itibarı var. Çünkü en azından tedarik şey. Hatta şimdi buradaki tedarikçinin ISC2 bile olması aslında sertifikayı kontrol edecek, ya işe alım yapacak ya da size değer verecek kişiler açısından önemli. Dolayısıyla bu giriş seviyesi için güzel bir alternatif olabilir. Fiyatı da görece düşük. Buradaki birazdan tekrar tekrar gelecek. Benim düşük fiyattan kastım arkadaşlar böyle birkaç yüz dolar seviyesinde. Hatırladığım kadarıyla bu sertifika 200 dolar falandı. Tabii 200 dolar da hani düşük derken önemli para. Bunu kabul etmek lazım ama işte diğer sertifikalara kıyasla söylüyorum. Orta seviye dediğim işte sertifikalar 700-800 dolar, 1000 dolar civarı onlar. Üst seviye dediğinde 1000 dolar üzeri olan sertifikalar olacak arkadaşlar. Dolayısıyla eğer giriş seviyesi bir sertifika bakıyorsanız işte buradaki sol taraftaki Certified Cyber Security ve CompTIA'nın da yine Security Plus diye bir sertifikası var arkadaşlar. İçeriği de benziyor aslında diğer sertifikaya. Bir de aslında bunun maliyeti de görece düşük bir maliyetli. Dolayısıyla bu giriş seviyesindeki arkadaşlar için ben hani bilgi güvenliği konusunda temel bilgiler almak istiyorum. Bu arada bu Pentest için bir sertifika değil arkadaşlar. Çok şey bir konu. Onlara da geleceğim. Sızma testi konusunda geleceğim. Bu bağlamda önemli sertifikalar bunu önermekteyim. Şimdi sızma testi tarafı var arkadaşlar. Sızma testinin şöyle bir önemi var arkadaşlar. Siz bilgi güvenliği ya da siber güvenlik sektöründe çok farklı alanlara yönelebilirsiniz. İşte diyelim ki SOC tarafına yönelebilirsiniz. Yönetici olabilirsiniz. Denetçi olabilirsiniz. Yahut da bir müddet sonra Blue Team tarafında da olabilirsiniz. Ama sızma testi tarafının anlaşılması bence hangi tarafa yönlenirsiniz yönünün önemli bir nokta. Yani bence hangi kariyere yönlenirseniz yönlenin, hayatınızın bir döneminde sızma testiyle uğraşmanız size çok şey kazandırır. Bunun gibi sızma testi sertifikaları da size yine çok şey kazandırır. Şimdi bunlarla alakalı en popüler sertifika arkadaşlar CEH sertifikası. Şimdi geniş bir kapsamı var görece. Ha, tabii dediğim gibi her şey olmamakla beraber. Ama buradaki pratik seviyesi sizin hayal ettiğiniz kadar yüksek seviye olmayabilir ama orta seviye, CEH Practical dediğimiz kısımda orta seviye bir pratik tarafı var. İtibarı yüksek arkadaşlar. Şimdi birazdan başka sertifikalardan bahsedeceğim. Pratik anlamda sızma testi için daha ideal görünebilirler ama şöyle bir realite var. İşte piyasaya çıktığınızda, iş aradığınızda ya diyelim ki işte bir şartnameye baktığınızda CEH sertifikası halen çok itibar gören bir sertifika. Yani birazdan hemen yanında söyleyeceğim. E-learn sertifikalarını mesela siz kolayına bir şartnamede göremezsiniz şart olarak. Ya diyelim ki işte bir işe alımda genelde ön şart olarak göremezsiniz ama CEH sertifikasını görürsünüz. Bu nedenle CEH sertifikası oldukça değerli bir sertifika. Ama maliyeti bir tık yüksek. Ne demek? Orta üzeri. Hatırladığım kadarıyla 1200 dolar civarı vesaire sertifikanın maliyeti. Şimdi itibarı yüksek bir sertifika. Hemen sağ tarafında e-learn sertifikaları var. Bunlara sertifikalar diyorum çünkü bir tane sertifikadan bahsetmiyoruz. İşte burada bir grup var arkadaşlar. İşte web tarafı için, mobil tarafı için yahut da genel sızma testi tarafı ile alakalı sertifikalar var. Aşağıdaki resimde de görebilirsiniz. Şimdi bu doğrudan pentester olmakla ilgilenen kişilerle alakalı faydalı bir sertifika aslında. CEH'e göre pratiklik seviyesi çok daha fazla. O anlamda hani ben her alelacele bir etiket istemiyorum. İşte sektörde hemen birilerinin beni işte tanımalarını ya da bir mülakat için kullanmak istemiyorum diyorsanız e-learn sertifikalara sizin gelişiminiz için arkadaşlar ideal bir sertifikasyon. Bir de şöyle bir güzelliği var. Görece arkadaşlar maliyeti daha düşük. Bildiğim kadarıyla 400-500 dolarlar civarındaydı. Yani orta altı bir maliyeti var. Bu da değerlendirilebilecek bir sertifika. Ama dediğim gibi itibarı CEH gibi bir itibarı yok. O da bir realite. Piyasada bunu görebilirsiniz. Şimdi Offensive Security'nin verdiği sertifikalar arkadaşlar oldukça yaygınlar. Bunlar tabii yine farklı kategoriler işte web tarafı, mobil tarafı vesaire vesaire ayrılıyorlar. Şimdi bunlar da itibarları oldukça yüksek sertifikalar. Ve bunların arkadaşlar şöyle bir durumu var. Pratiklik seviyesi CEH'e göre de e-learn'e göre de oldukça yüksek. Ama biraz daha hard bir sertifikasyon ve maliyeti de CEH tarafından bile daha yüksek. Şimdi dolayısıyla sizi yüksek maliyetle boğuşmak ve ilk aşamada zor bir sertifikasyona girmek açısından Offensive Security'nin sertifikaları sizi yorabilir. Ama dediğim gibi işte e-learn'e CEH'i aldıktan sonra yönleyeceğiniz bir alan olarak mantıklı bir hedef. Burada dediğim gibi gruplar var. İşte OSCP var en temelde olan, işte web tarafıyla alakalı olanı var, işte Windows tarafı, işte wireless tarafı vesaire var. Bunları da tercih edebilirsiniz. Ama dediğim gibi işte yüksek maliyet ve biraz yüksek efor gerektiriyor. Yine CompTIA Pentest var arkadaşlar.
Bu da biraz pratiklik seviyesi olarak C'ye yaklaşan bir sertifika. Orta seviye pratikliği var. Maliyeti de görece düşük. Ama neyi eksik C'ye göre arkadaşlar? İtibarı biraz eksik. Yani yine itibarlı. Bu arada dediğim gibi bu sertifikasyonu alan arkadaşlar ya da kurumlara böyle şey yapmak istemiyorum. Ben bu aradaki yorumu tabii tamamen sektörde bununla alakalı aldığım geri dönüşlerle alakalı. Yoksa hani bu sertifikayı alan arkadaşlara da veren kurumlara da çok saygım var. O ayrı konu. Onu ben itibarlarını tartacak durumda değilim. Benimki tamamen böyle sektördeki algıyla alakalı. Onu işte dediğim gibi şartnamelere bakıyoruz, insanlara tanışıyoruz vesaire. Buradaki aldığımız algı yoksa dediğim gibi yüksek itibar, düşük itibar konusunda kimsenin de alınmasını istemiyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir de arkadaşlar denetçi grubu sertifikaları var. Bunlar daha çok özellikle denetçi olarak görev yapacak arkadaşlar için geçerli. En fazla bunların sorgulandığı veyahut da talep edildiği taraflarda finans sektörü arkadaşlar. Şimdi siz özellikle finans sektöründe, bankalarda, işte ödeme kuruluşlarında vesaire diyelim ki o kurumlarda çalışıyorsanız yahut da oralarda işte kariyer yapmayı düşünüyorsanız bu denetçi sertifikaları ve özellikle bunların içerisinde de SİSA size için oldukça uygun bir sertifika. Ama dediğim gibi burada bir teknik açıdan hedeki pratiklik olayı zaten yok. Teknik açıdan da görece düşük bir şey var. Hani çünkü daha çok denetimlerin nasıl yapılacağına odaklı bir sertifikasyon. Orta seviye bir maliyeti var arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla işte 700 dolar civarındaydı. Hatta böyle işte üye olursanız şeye beraber işte İSAKA'ya üye olursanız ikisi beraber 760 dolara falan çıkıyor. Ama o her sonuç olarak da orta seviye dediğimiz bir segmentte maliyet var. İtibarı da görece yüksek ama dediğim gibi sektörüne göre bakmak lazım. Dediğiniz gibi siz bir yöneticiyseniz sizin için size çok makul olmayabilir ama bir denetçi hedefi yapıyorsanız yahut da bir danışmanlık hedefi yapıyorsanız o anlamda sizin için faydalı bir sertifikasyon. Tabii ISO 27001 sertifikası var arkadaşlar. Bu da dediğim gibi işte sektörde oldukça popüler. Audit alanında bir kapsamı var ama görece bu kapsam SİSA kadar geniş değil arkadaşlar. İtibar seviyesi de SİSA'ya göre bir tık daha düşük diyebiliriz. Bu da biraz şundan kaynaklanıyor galiba. Maliyeti daha düşük. Siz dediğim gibi bugün işte hani SİSA'dan çok daha düşük maliyetlere bu sertifikasyonu alabilirsiniz. Yani ne diyeyim 5.000, 6.000 gibi civarlara TL, belki 7.000 TL gibi civarlara. Farklı kurumlar tabii farklı fiyatları veriyorlar. O kurumların marka değeriyle alakalı bir konu. Daha düşük maliyette bu sertifikayı alabiliyorsunuz. Sınavı falan da bir tık daha kolay olduğu için arkadaşlar görece maliyeti bir tık daha düşük olmakla beraber itibar da SİSA'ya göre orta seviye diyebiliriz. Şimdi bir de yönetici sertifikaları var arkadaşlar. Burada CISM dediğimiz İSAKA tarafından sağlanan bir sertifika var. Bu aslında birazdan detaylarına gireceğimiz CISSP'nin bir tık böyle alternatifi gibi. Ya farkı ve eksiği ne onda? Kapsam arkadaşlar bir tık daha düşük CISSP'ye göre. İtibar seviyesi de var tabii ki ama dediğim gibi CISSP kadar popüler olmayabilir. Yani genel yine dediğim gibi bunlar tamamen algıyla alakalı onu söylemek isterim. Maliyeti de CISSP ile aynı seviyede yaklaşık. Dediğim gibi diğer tarafta da CISSP var. Birazdan onun zaten detaylarına gireceğiz. CISSP'nin durumu ne? O kapsamı oldukça geniş. İtibarı arkadaşlar oldukça yüksek. Çok yüksek diyeyim hani diğer sertifikasyonlara göre. Maliyeti de yine orta seviye bir maliyeti var gibi düşünebiliriz. Şimdi bütün bunlara baktıktan sonra arkadaşlar yani bu sertifika karmaşası bölümünü aslında sunumda bitireceğim. Dolayısıyla burada aslında size şöyle bir önerim var. Herhangi bir şekilde bir sertifikasyonun peşine düşeceğiniz zaman aslında bu tarz diyagramlardan faydalanmanız sizin için oldukça mantıklı. Diyelim ki ben burada işte SİSA'yı aratıyorum. Hemen mesela bu SİSA'nın gayet güzel bir diyagram. Security Assessment ve testingle ilgili olduğunu veyahut da birazcık da işte risk management ile ilgili olduğunu bu diyagramlardan görebiliyorum. Yani bir pentester arkadaşının SİSA peşine düşmesinin bir mantığı yok. Ya da diyelim ki işte CISSP yaratıyorum. Bakın burada CISSP'nin hemen şunu anlıyorum. Çok daha geniş bir kapsamı var. Yani çok farklı kişiler bunu alabilirler. Ama böyle unik bir alana yönelik değil. Mesela sadece network security'nin peşinde olan bir arkadaşın CISSP derdinde olması çok makul değil. Ya diyelim ki C aratıyorum mesela işte. Yine ben sadece çok popüler sertifikalardan gideceğim. Mesela burada yine işte bu CEH dediğimiz sertifikanın işte Instant Handling ile Penetration Testing arasında böyle bir yerde konulanını görebiliyorum. Dolayısıyla sizlere tavsiyem bu sertifikalardan hani bu benim verdiğim örnekler umarım faydalı olur. Onun dışında da böyle girmeden önce bu diyagramlardan faydalanmanız ve tabii ki de alan kişilere, eşe dosta danışmanızın para olduğu konusu. Şimdi buraya kadar bir soru geldi mi? Bakıyorum. Yok. Teşekkür ediyorum. Yok, henüz gelmedi hocam. Tamam. Demek ki her şey çok iyi anlaşılıyor. Ya da iyi gidiyor derler ya. Bununla alakalı. Şimdi arkadaşlar geçelim CISSP tarafına. Şimdi CISSP nedir? Klasik bir soru olmak üzere. Şimdi ISO tarafından verilen uluslararası kabul gören önemli bir sertifikasyon ve bir bilgi güvenliği sertifikası.
Bu bilgi güvenliği lafını burada önemsiyorum arkadaşlar. Birazdan geleceğim. Şimdi şöyle bir durum var. Siber güvenlik dediğimiz konu açıkçası bulunduğumuz zamanı domine etmiş durumda. Çok popüler. İşte ekranlarda akan yazılar vesaire gibi bunlarla alakalı trikleri zaten arkadaşlar böyle bilirler. Aslında bu akan yazıların çoğu zaman gerçekçi olmadığını yahut da kayda değer bir şey olmadığını. Ama şöyle bir algı var sanki siber güvenlik her şeyin önüne geçti ve sanki bütün dünya siber tarafta dönüyor gibi. Oysa ki arkadaşlar siber güvenliği daha kapsayan bir bilgi güvenliği konusu var. Yani siber güvenlik bilgi güvenliğinin bir alt kümesi. Şimdi dolayısıyla ne var mesela bilgi güvenliğinde olup da siber güvenlikte olmayan? Mesela diyelim ki fiziksel güvenlik var. Mesela parola güvenlikleri var. Mesela kullanıcı farkındalığı var. Şimdi ya da diyelim işte kullanıcının güvenilirliği var. İşte bugün duyduğumuz birçok hacking vakasında aslında olayın siber olmaktan öte kullanıcıların güvenilirliğinden kaynaklandığını biliyoruz. İşte çok meşhur vakalar var. İşte yaşı biraz daha ileri olanlar işte NSA'den bilgi çalınmasıyla alakalı Edward Snowden vakasını hatırlarlar. İşte yaklaşık 2 sene önceydi galiba Twitter'ın hacklenip ünlü kişilerin adından insanlara bana bir Bitcoin gönderene ben 2 Bitcoin gönderiyorum şeklinde bir hacking vakası olmuştu. Hatırlarsınız orada yine içerideki bir arkadaş paneldeki parolayı vermişti, panel parolasını vermişti. Şimdi dolayısıyla aslında CSSP bir siber güvenlik sertifikası değil, bir bilgi güvenliği sertifikası. Bu bağlamda oldukça değerli arkadaşlar. Mantığı ne aslında CSSP'nin? Bilgi güvenliğinin tüm domainleri hakkında yetkinlik kazandırmak. Yani tüm domainleri derken niye kastediyorum mesela? Birazdan zaten içerikte de geleceğim. Mesela diyelim ki security ve risk management bir domaindir arkadaşlar. Network security mesela çok popülerlerden gidelim bir domaindir. Software development security bir domaindir arkadaşlar. Ya diyelim ki kriptografi yine bu bir domaindir. Ya da bir alt domaindir fark etmez. Ya diyelim ki security architecture. İşte bunun gibi asset security arkadaşlar. Bunların tamamı birer domain. Yani CISSP bize şunu veriyor. Spesifik bir alanda uzmanlaşmak yerine çok geniş bir alanda arkadaşlar size yetkinlik kazandıran bir süreç ve sertifikasyon. Şimdi dolayısıyla aynı zamanda eğitimi ve sınavı böyle olduğu için siz CISSP sertifika sahibi olduğunuz zaman da aslında karşı tarafa şunu diyorsunuz. Hocam ben bilgi güvenliğinin her alanında bilgi sahibiyim. Ben laf olsun diye konuşmuyorum. Yani CV'me yazdım. Onu biliyorum, bunu biliyorum, bunu biliyorum ama bunların hepsini ispatlayan bir tane sertifikam var. Zaten siz CSSP almışsanız gerçekten bilgi sahibindir. Yoksa bilmiyorum içimizde sınavını geçen arkadaşlar var mı? Gerçekten bayağı uğraştırıcı ve yorucu bir sınav. Yani böyle kolayca girip alabileceğiniz bir sınav değil. Birazdan zaten detaylarına geleceğim. Şimdi kimler için arkadaşlar bu sertifikasyon? Aslında dediğim gibi hani doğrudan spesifik yani pentester olmak istiyorum Blue Team'de Network Security tarafında olmak istiyorum gibi arkadaşlar için arkadaşlar çok ideal bir sertifikasyon değil CSSP. Onun yerine aslında ben genel olarak bilgi güvenliğinin tamamıyla alakalı hakimiyet kurmak istiyorum. İnsanlara hani birileri konuştuğunda Fransız kalmak istemiyorum. Mesela şimdi şöyle durumlarla ben çok sık karşılaşıyorum Sektörde çok değerli arkadaşlar var Yani guru diyeceğimiz arkadaşlar var. Kimisinin uzmanlığı application security. Kimisinin uzmanlığı arkadaşlar dedim ki network security. Kimisininki arkadaşlar malware analiz. Şimdi bu arkadaşlarla ben değişik şekillerde diyaloğa giriyorum arkadaşlarımız, hocalarımız kimleri. Ama şunu hep hissediyorsunuz birçok yerde. Şimdi hocamız kendi konusunda müthiş ama konu oradan dışarı çıktığında aslında öyle ifadeler, öyle gaflar yapıyor ki tabii ki bozmamak için belki insanlar söylemiyor ama müthiş hatalar yapıyor. Yani birileri buna kafaya taksa gerçekten ya hocam hani gülünç duruma düşüyorsun o konuda o şekilde değil gibi şeyler söyleyebilir. Mesela diyelim ki çok basit örnek. İşte hocamız mesela diyelim ki kriptolojiden o arada konuşmak gerekiyor. İşte diyor ki IS algoritmasının mesela 128 biti çok güvenlidir ama RSA algoritmasının 512 biti güvensizdir. Mesela diyelim ki çok temel bir kriptoloji bilgisi. Hocam diyor ki mesela hocam diyor siz 128 bit kullanmışsınız ama biz 512 bit kullanıyoruz diyor. Daha güvenli diyor. Şimdi öyle değil aslında. Neden? Çünkü diyelim ki IS algoritmasının 128 biti yaklaşık olarak RSA algoritmasının 2048 bitine denk gelir. Tabii bunlar aslında çok temel bilgiler ama dediğim gibi tüm domainlere hakim olmayan kişiler bu hataları çok yapabiliyor arkadaşlar. İşte CSSP bunun gibi tüm domainlerde hakimiyet kurmak isteyen, en azından bilgi sahibi olmak isteyen, konuştuğunda böyle gaflar yapmak istemeyen arkadaşlarımız için çok ideal. İşte bunlar kimler oluyor? Yöneticiler, yönetici adayları, danışmanlar, yurt dışı, özellikle yurt dışı kariyer planlıyorsunuz arkadaşlar çok önemli. Çok yeni başıma gelen bir olay bir işle alakalı konuşuyordum yurt dışında. Herhangi bir şekilde bizimle ilgilenmeyeceklerini söylemişlerdi. Sonrası aslında CSSP sertifikasyona dikkatini çekmiş oradaki hocalarımızın. Onun üzerine görüşme gerçekleşti mesela. İş olur olmaz o ayrı konu ama sonuç olarak çok dikkat çeken bir parametre. Muhammed Tabii ne Hocam, kazan? Evet. iki tane sorumuz var. Tabii dinliyorum. Ferhat Bey sormuş.
CISSP sertifikasının süresinin hani 3 yıl gibi bir süresi olduğunu söylüyor. Evet. Ömür boyu olmadığını. Aldık diyelim, yenilemedik. Ne olur bunun sonucunda diye sormuş. Tamam. Şöyle ki arkadaşlar, birazdan geleceğim. Önden hızlıca söyleyeyim. 3 yılda aslında CISSP'nin süresi bitmiyor. Siz işte yıllık, işte annual maintenance fee dediğiniz yıllık ücretini ödediğiniz müddetçe, belki bu 125 dolar tabii biraz can yakabilir o anlamda. Bir de arkadaşlar CPA dediğimiz, birazdan geleceğim. Sizin belli şeyler biriktirmeniz gerekiyor. Puanlar biriktirmeniz gerekiyor. Bu puanları biriktirdiğiniz müddetçe de 3 yıl içerisinde sertifikasyonunuzun süresi bitmiyor arkadaşlar. Ha, biterse ne olur? Siz bu kriterleri sağlamazsanız ne olur arkadaşlar? Şöyle olur. Siz sertifikasınız var gibi tabii sağa sola yine verebilirsiniz ama birileri portalda o sertifikayı check ederse, ya özellikle formal bir yere başvuruyorsunuz, onun karşılığını göremez, sertifikasınız askıda kalır. Doğru. Bir sorumuz daha var. Tabii. İsimsiz katılımcı. Sınava girenlerin CEF sınavının geçtiğimiz birkaç yılda itibaren özellikle copy paste ve tarihi geçmiş içerik kullanmalarından düştüğünü söylüyorlar demiş. Bu Tamam. durumda öncelikle pentest sonrasında OSCP mi alsak daha doğru, yoksa farklı bir rota mı izlenmeli? Ya doğru arkadaşlar, C ile alakalı, C sertifikası alakalı soruların biraz damplardan benzer çıktı, doğru, ama şu da bir doğru. Yani ilginç bir şekilde bakın, C ile alakalı işte böyle bir şeyler var ama halen sektörde, şimdi bir de şimdi iki tane boyut var. Bir tanesi C practical'da böyle bir olay yok. O dediğimiz C'in teori kısmı ile alakalı. Ama C practical'da böyle bir kopya yapıştır olayı yok. Dolayısıyla C practical'a giriyorsanız sizin için halen değerli ve yeni bir şeyler yapmanız gerekiyor. İkincisi de bütün her şeye rağmen algılar kolay değişmiyor arkadaşlar. Benim gözlemim, ne kadar işte damplarla ya da diyelim ki işte sizin işte teorik bilgilerle normal CEH sertifikası almak mümkün olursa olsun, halen mesela sektörde bilinen sertifika CEH sertifikası. Yani siz işte e-learn sertifikam var dediğinizde o ne ki falan diye bakıyorlar genelde. Bu dediğim gibi hani diğer sertifika ders olduğu için ben sadece algıyı söylüyorum. Şimdi dolayısıyla ihtiyacı bakmanız lazım. Siz teknik olarak kendinizi bir tık ileriye mi atmak istiyorsunuz bir an önce pentest olarak, yoksa diyelim ki işte ben sektörde iş yapıyorum, insanlarla muhatap oluyorum, algı benim için önemlidir mi diyorsunuz? O ikisinin arasında karar vermeniz. Tuğçe hocam, aslında şöyle soruları sonra alalım bari. Sanki şey olacak, yoksa biraz bölecek gibi şeyi, konuyu. Belki çünkü bir de söyleyeceğimiz konular zaten arada geliyor. En sonda alalım bari. O zaman daha iyi olacak sanki. Yoksa Tamamdır. vakitini test edemeyeceğiz. Teşekkür ederim. Şimdi ne kazandırır arkadaşlar? Az önceki konudan bahsetmiştim işte şeyle alakalı. Bütün alanlara görme hakimiyeti kazandırıyor işte. Bir de yüksek bakış açısı kazandırıyor işte. Şimdi dediğim gibi genelde teknik arkadaşlar olarak bizler çok spesifik problemleri çözmeye odaklanırız. Ama CISSP sınavına ya da sürecine girdiğimizde şunu öğreniyoruz. Aslında dedim ki regülasyonlar, kanunlar mesela teknik başarıdan çok daha önemlidir. Olaya daima bir risk bakış açısıyla bakmak gerekir. İşte üst yönetimin bakış açısı önemlidir gibi gibi arkadaşlar, yönetici bakış açısını size kazandırıyor. Dediğim gibi kurumsal yapılarda ciddi bir itibar var. Uluslararası kabul edildiği yüksek. Şimdi klasiktir, genelde yüksek maaş denir böyle sertifikasyonların sonunda, ama şimdi böyle bir şey deyince de hocam siz ne kadar maaş alıyorsunuz gibi sorular gelebilir. Tabii arkadaşlar bu dediğim gibi siyasi bir sertifikası alınması özellikle bizim ülkemiz bazında hani yüksek maaş garanti etmeyebilir ama mutlaka bir parametre olarak yine de dikkate alınır. Yine arkadaşlar akademik olarak bir taraf var CISSP'nin. Burada işte NARIC dediğimiz Türkçesi şey okurken. Burada İngiltere'de arkadaşlar bir akreditasyon kurumu var aslında. Sertifikalar arası denklik veriyor ve okullar arası da. Bu hani şeyin detayına webinardan sonradan da bakabilirsiniz internetten de. CISSP arkadaşlar işte master degree olarak kabul ediyor. Şimdi dolayısıyla aslında bütün dünyada buna benzer örnekler var. Hani dediğim gibi bir yüksek lisans gibi değeri var CISSP'nin. O da ayrıca önemli. Peki süreç nasıl işliyor arkadaşlar, sertifikasyon süreci? İşte sınava başvuruyorsunuz. Hazırlık dönemi var. Sınav, bir tecrübe ispatı var. Birazdan geleceğim. Yani sınavı geçtiğiniz anda siz sertifikayı alamıyorsunuz arkadaşlar. Sonradan sertifika alıyorsunuz. En sonunda da az önceki hocamızın sorusunda belirttiği gibi arkadaşlar, devamlılık için sizin CPA'ları kazanmanız gerekiyor. Onlardan da birazdan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, tabii önce sınavdan başlayacağım. En çok o merak edildiği için. Şimdi burada şöyle bir şey var, böyle bir motto var CISSP'nin: One mile long, one inch deep diye. Yani ne demek bu aslında? Çok geniş bir uzunluğu var, yani çok geniş bir kapsam var ama derinlik olarak arkadaşlar çok aşırı bir derinliği yok. Yani diyelim ki her domainden bahsediyor, onlara o yüzden tekrar etmiyorum ama diyelim ki network security'den bahsederken işte tutup burada core network security hocamızın bileceği seviyede bir network security'ye girmiyor.
Ya dedim ki malware analizden bahsediyor ama tutup işte buradaki malware analizindeki tecrübeli hocanın bildiği kadar oradaki dilde inmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu mottoyu önce bir kere bilmek lazım. Gerek sınava hazırlanırken gerekse de işte niyetlenirken de bunu bilmek lazım. Şimdi sınav çok geniş bir kapsam olduğunu bahsettim. 8 tane domain var. Çoktan seçmeli sorular. Şimdi 125 ila 175 tane soru var. Ve CAT dediğimiz bir sistem var arkadaşlar. Burası önemli ve CSSP'yi farklı kılan noktalardan bir tanesi. Şöyle ki arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda bu 2022'de bu arada 125 oldu. Önceden 100-150 arasıydı benim girdiğim dönemde mesela. Şöyle oluyor arkadaşlar. Diyelim ki 125 soru var. Sizin normal şartlarda 100, 1000 üzerinden 700 puan almanız lazım. Yani bu ne demek aslında? %70 başarı göstermeniz lazım. Siz şimdi sınava giriyorsunuz. Buradaki minimum soru sayısı ki o 125. O 125 soru yapıyorsunuz. 125 soruyu bitirdiğinizde eğer siz %70 başarının üzerindeyseniz arkadaşlar sınavdan çıkıyorsunuz. Başarılı bir şekilde. Eğer arkadaşlar diyelim ki oraya geldiğinde başarınız %68 ya da %65 seviyesinde size soru vermeye devam ediyor teker teker. Siz ne zaman ki arkadaşlar işte %70 başarıyı aşarsanız sınavı orada durdurup sizi başarılı bir şekilde sonlandırıyor. Ama tabii bunun tersi şöyle bir şey de var. Dediğim gibi siz soruları yaptınız artık öyle bir yere geldiniz ki diyelim işte 140. soruya geldiniz. Halen sizin başarınız %50 seviyesinde. O durumda da sınavı yine kesiyor ama bu sefer artık diyor ki sizin zaten bu sınavı başarılı bitirme ihtimaliniz yok. Dolayısıyla sınavdan başarısız bir şekilde sizi çıkarıyor. Hatta şu da tabii ki mümkün. Diyelim ki siz ilk 125 soruda çok sayıda hata yaptınız. İşte %50'ye bile gelemediniz. Dolayısıyla sizi daha 125. soruya gelmeden de sınavdan sistem atabilir. Bu arkadaşlar dediğim gibi klasik böyle bir lineer bir sınav değil de böyle adaptif bir yapısı var. Tabii arka planda yine aslında tüm soruların eşit puanı yok arkadaşlar. Biraz açıkçası siz sınava girenler olarak yani tamamen yapabileceğiniz tek şey karşınıza gelen soruları efektif bir şekilde cevaplamak. Yani arkadaki sistem sizin çok zaten müdahale edebileceğiniz bir şey değil. 4 saatlik bir sınav arkadaşlar. Laboratuvar yahut da hands-on bir olay yok herhangi bir şekilde. Ve sınavlar sınav merkezlerinde ve çok yüksek güvenlikli ortamda yapılıyor. Yani sınav merkezine giderken birazdan bahsedeceğim. Türkiye'de zaten 2 tane var. İşte üstünüzü çok detaylı arıyorlar. Telefon vesaire yok. Bir odaya kapatıyorlar sizi. İşte orada kamera tepenizde. İşte bir bilgisayar var ama bilgisayarda tabii ki kesinlikle internet bağlantısı vesaire herhangi bir şey yok. Zaten sürekli gözetleniyorsunuz. Kesinlikle sınav ortamından çıkamıyorsunuz bitirene kadar. Şimdi dolayısıyla burada enerjinizi işte lavabo ihtiyacınızı vesaire her şeyinizi çok şeye kullanmanız lazım. Zamanınızı çok etkin kullanmanız lazım. Dolayısıyla oldukça önemli bunları yapmak. 8 tane domain var arkadaşlar. Ve şekilde de gördünüz. İşte Security Risk Management, Asset Security, Security Architecture gibi tek tek okumuyorum zaten ekranda görüyorsunuz. Şimdi burada aslında domainler arasında bir oran var. Ama bu oran arkadaşlar hani soru sayısı olarak bu oran size gelmeyecekti. Zaten karşınıza bir soru geldiğinde siz o sorunun hangi domainde olduğunu falan anlamıyorsunuz. Karşınıza sadece soru geliyor. Sınav başvurusunu arkadaşlar yine ISC Tool'un sağladığı portal üzerinden yapıyorsunuz. Oraya üye oluyorsunuz. En merak edilenlerden konusu biz ücret olabilir. 750-749 dolar arkadaşlar şu aşamada CISSP sınavının başvuru ücreti. Türkiye'de arkadaşlar 2 tane test merkezi var. Şimdi dolayısıyla aslında takvim bulmak biraz zor olabiliyor. İstanbul ve Ankara'da. İşte İstanbul'daki Beşiktaş'ta, Ankara'daki de Söğütözü'nde 2 tane ortam var. Şimdi takvim nasıl oluyor diye aklınıza gelebilir. Şöyle bir durum var arkadaşlar. 6 ay sonrasında yer bulamayabilirsiniz. 3 gün sonrasında yer bulabilirsiniz gibi bir durum var. Yani çünkü şöyle oluyor. Bakıyorsunuz takvim dolu. İşte 4 ay sonrasında yer bulabiliyorsunuz. Ama sonra birileri o esnada sınavını iptal ediyor ya da bir şey oluyor. Bir anda 3 gün sonrasında takvim açılabiliyor arkadaşlar. Biraz burayı sürekli takip etmeniz lazım. Ve 24 saat öncesinden iptal ederseniz arkadaşlar 100 dolarlık bir bedel ödüyorsunuz. Yine şeyiniz devam ediyor. Kalan hakkınız. Bir değişiklik yaparsanız da arkadaşlar 50 dolarlık bir bedel ödüyorsunuz. Arkadaşlar çok fazla kaynak var demek isterim ama aslında çok fazla kaynak yok. Hani bir official guide'lar var arkadaşlar ve practical test guide'ı var. Bunların dışında bir 3-5 tane başat kaynak var. Tabii Udemy'de farklı farklı eğitimler vesaire var ama şöyle bir durum var CSSP'de. Sorular böyle bilgiden çok yoruma odaklı ve dolayısıyla aslında siz bu kaynaklardan da böyle soru bulmakta zorlanıyorsunuz. Yani ben şöyle bir şey yaşadım hatırlıyorum. İşte gidip mesela Udemy'den ya da farklı kaynaklardan soru bankaları alıyordum. Yani bir yerden sonra gördüğüm şey sürekli aynı soruların tekrar ettiği. Dolayısıyla aslında piyasada dolaşan 2-3 bin tane soru var. Ve siz nerede çözseniz bu soruyla karşılaşıyorsunuz. Bir yerden sonra aslında soru bitiyor. Biraz işte sizin sektör tecrübeniz, işte sınava girenlerin size verdikleri tecrübeler vesaire gibi yönlendirmeler kalıyor arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla aslında dediğim gibi
Toplarsak eğer ama yine de çalışmaya başlamak için yapmanız gereken şey official guide'la başlamak arkadaşlar. Değişiklikler var. Çok girmiyorum. Hani burada 2021 yılında bir değişiklik oldu. O da dediğim gibi bir domainlerde çok minor bir değişiklik oldu. İşte cloud security gibi konuların mesela bir tık ağırlığı arttı ama kapsamlı bir değişiklik olmadı arkadaşlar. 2022'de sonra bir değişiklik oldu. Oradaki en önemli konu da soru sayısının önceden 100-150 arasındayken arkadaşlar artık işte 125-175 arasında çıkması. Dolayısıyla aslında 2018'den bu yana aslında işte bu adaptif sistem, CAT dediğimiz sistem geldikten bu yana aslında CSSP'de böyle duyuyoruz işte değişti falan gibi ama çok kritik bir değişiklik arkadaşlar olmadı. Bu da bildiğinize. Şimdi nasıl çalışır arkadaşlar? Şunu mutlaka söylerler. Ben de tekrar etmiş olayım. Klasik olacak ama CISSP'ye sınavına, sertifikasyonuna niyetlenmişseniz öncelikle bir kere çalışmaya başlamadan önce şunu yapmanız lazım. Sınavı satın almanız lazım. Çünkü gerçekten dediğim gibi domainler çok geniş. Bir yerden sonra sizi çok yoruyor ve eğer sınavı almamışsanız sizi yorulup pes etme ihtimali yüksek. Dolayısıyla en baştan sınavı almanız. Siz artık sınavı aldık. Bundan sonra yapacağım bir şey yok. En azından işte sınavın hakkını vereyim, ödediğim paranın hakkını vereyim gibi bir motivasyon size yüklüyor. Dolayısıyla düzenli çalışma önemli. İşte bol bol not alma. Çünkü yine kendi yaşadığım tecrübelerden bahsedeceğim. Şimdi çok fazla domain olduğu için bu domainleri mesela Official Guide'da en son 24 chapter'la anlatıyordu hatırımda kaldığı kadarıyla. Şimdi siz birinci chapter'ı, ikinci chapter'ı çalışıyorsunuz. 24. chapter'a geldiğinizde birinci chapter'ı unutmuş oluyorsunuz tabiri caizse şey anlamında. Şimdi dolayısıyla sürekli kritik olan şeyleri not almanız ve bunları işte ayrı işte OneNote gibi, Drive gibi bir yere toplamanız oldukça mantıklı ve bir müddet sonra bütün kitap yerine aslında o aldığınız notları sürekli tekrar etmeniz sizin bence etkinliğinizi, çalışmanızın etkinliğini artacaktır. Hızlandırma için arkadaşlar bir ön eğitim faydalı olabilir. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Siz sınava niyetlenip çalışmaya başladığınızda böyle işte birkaç ay zaten böyle olayın tamamını büyük resmi görmek için çağırıyorsunuz böyle 2 ayınızı falan. 2 ayınızı belki 2,5 ayınızı çok etkin çalışamıyorsanız. Yani halihazırda bir yerde çalışıyor olup da işte akşamları hafta sonları falan bakabileceksiniz. Şimdi baştan bir eğitim almak ne sağlar? Yani şöyle bir şey tabii iddialı olur. İşte eğitim alıp direkt sınava girip geçmek gibi bir şey arkadaşlar. Böyle bir şey iddialı olur. Hiçbir eğitim bence tek başına şeyi garanti edemez. Hani öyle bir şey demiyorum. Ama şu var. Eğitim size işte bir 4-5 günde gerçekten büyük resmin tamamını görmenizi sağlar. Dolayısıyla işte sonraki çalışmalarınızda böyle işte size 2 ay 3 ay önden başladım. Siz onun üzerine artık işte soru çözümüne güzel konulara odaklanırsınız. Baştaki zamanı kaybetmemiş olursunuz. Etkin kullanmış olursunuz arkadaşlar. Vazgeçmemek önemli bahsettim. Bir de şu önemli arkadaşlar bence. Yani CISSP çalışıyorsanız şunu bence mutlaka düşünmelisiniz. Yani sonuç olarak bütün her şeyin kararını 4 saatlik bir sınavda veriyor. 6 ay çalıştınız diyelim ki gittiniz sınava. 4 saatlik bir sınavda çok başınız ağrıdı. Sınavdan kalabilirsiniz yani o bir terslik olur. Ama eğer motivasyonu şeye çevirebilirsiniz ki bir müddet sonra işte ya ben de öyle yapmıştım. Arkadaşlardan da öyle duydum. Ya tamam ben bu sınava geçsem de geçemesem de yani hayatımda göremeyeceğim kadar toplu bir şekilde yani hayatımda kaynaklarda göremeyeceğim bir şekilde diyeyim. Bütün bilgi güvenliği domainlerini görüyorum ve öğreniyorum. Yani çok ilginç şeyler öğreniyorsunuz gerçekten. Çünkü genelde hepimiz belli alanlarda çalışıyoruz ve o alanlarla alakalı şeyleri biliyoruz. Tamamını bilemiyoruz. Şimdi size böyle bir mükemmel bir imkan sağlıyor. Bununla motive olursanız hani en sonunda hani sertifikayı alıp almamak hayat memat meselesi olmaktan çıkar ve siz de işte kendinizi yıpratmamış olursunuz arkadaşlar. Şimdi sınav ipuçları alakalı arkadaşlar. Tabii bilgi soruları geliyor mu sınavda? Tabii bazı bilgi soruları oluyor ya da bilmeden zaten bir şeyi yorumlamanız çok mümkün değil ama daha çok olayın mantığıyla alakalı. Şimdi dolayısıyla hep mantığa odaklanmak önemli. Yani hep açık açık cevapları sorularını beklememeniz lazım. Yani şöyle örnekler vereyim. Mutlaka herkes kariyerine girmiştir. Böyle kişilik testleri olur. Şeylerle alakalı, kariyerle şey, karakterinizle alakalı. Şimdi soruların cevapları genelde ya hep olumlu olur ya hep olumsuz. Yani kötü iyi olmaz. İşte aşağıdakilerden hangisi sizi tanımlar der mesela. İşte çalışkan, yardımsever, işte disiplinli falan gibi cevap olur. Yani siz kendinize en yakın olanını seçersiniz. CSS biraz bana onu andırıyor. Şimdi soruların genelde en az 2 tane 3 tanesi doğru cevap gibi durur. Siz onların arasından en doğrusunu ve en kapsayıcı olanını seçmeniz gerekir arkadaşlar. O anlamda biraz yorucu olabilir. Bir de sınav esnasında özellikle arkadaşlar yani kendim de tecrübe ettim. Arkadaşlarımdan duydum. Yani siz sınavı yaparken sınavı bitirdiğinizde size sorsalar acaba kaç tane yapmışsınız? İşte 100. soruya geldiniz. Yani siz şunu da diyebilirsiniz. Ya ben herhalde sadece 25 tane doğru yaptım. Ya da şunu da diyebilirsiniz. Ya ben galiba işte 85 tane doğru yaptım. Çünkü emin olamıyorsunuz arkadaşlar.
Bu aslında şu demek, mümkün mertebe tüm sınav boyunca mental olarak sağlıklı kalmaya çalışmak lazım. Yani bir yerden sonra hatta şuraya gelebilirsiniz. Ya bu kadar da karmaşık olur mu kardeşim? Habire gıcık sorular soruyorlar. Ben artık sınavı bırakacağım gibi durumlara gelebilirsiniz. O şekilde gelmemek lazım. Mental sağlığınızı koruduğunuz müddetçe genelde yani dediğim gibi çalışan arkadaşlar, işte eğitim alan arkadaşlar, hani bu işin peşine düşen arkadaşlar özetle zaten belli bir birikimleri vesaire vardır bunun peşine düşmüşlerse. Sertifikayı alarak süreci başarılı bir şekilde bitiriyorlar. O kadar da enseyi karartmamak lazım. Dediğim gibi şöyle bir olay var. Sınavı geçmek tek başına yeterli değil. Sınav sonrası arkadaşlar ne oluyor? Sizin bu 8 tane domainden en az ikisinde 5 yılı aşan bir tecrübeniz olması lazım. Toplam 5 yıl ama. Şeydi, yani normalde 2 artı 2 10 yıl gibi düşünmeyin. Toplam 5 yıl bir tecrübeniz lazım. Ha, bu tecrübeyi nasıl ispatlayacaksınız? Hani ben tecrübeliyim dersek tecrübeli olayım mı? Siz ne yapıyorsunuz? CV'nizi gönderiyorsunuz. Çalıştığınız yerlerinizi ve menajerlerinizin adlarını soruyor size. Bu bağlamda dediğim gibi işte eski yöneticilerinizle arayı sıcak tutmanın faydası var. İşte çünkü bir yerden sonra onun adını ve LinkedIn en azından iletişim bilgilerine veriyorsunuz. Bunun üzerinden böyle işte tecrübesi yetersiz görülüp sertifikayı alamayan çok açıkçası duymadım. Ama dediğim gibi böyle bir süreç var. Bir de şu var arkadaşlar, endorsement dediğimiz mutlaka işte daha önce CISSP almış birinin size referans olması gerekiyor. O konuda da zaten işte sınavı geçtikten sonraki aşamada etrafınızda size referans olacak insanlara muhtemelen bulursunuz. Dolayısıyla biz de bu konuda destek olmaya çalışırız eğer bir şey olursa, tanışırsak. Deminki soruyla alakalı aslında hocamız işte şöyle bir algı var dediğiniz gibi işte CISSP'nin süresi 3 yıl, 3 yıl sonra çöp olmuyor arkadaşlar. Yani aslında devam ediyor. Siz teorik olarak sertifikanız sonsuza kadar devam eder. Yapmanız gereken şey şu. Her 3 yılda bir 120 CPA dediğimiz işte puan kazanmak. Continuing Professional Education dediğimiz puan kazanmak. İşte bunlar nasıl oluyor? İşte bir webinara katılıyorsunuz mesela, diyelim ki yarım puan oluyor. Ya da diyelim ki bir tane review'ler gönderiyorlar size işte CISSP'nin gelişimle alakalı. O review'ü dolduruyorsunuz 15 dakika. Bir tane CPA kazanıyorsunuz. Bir puan kazanıyorsunuz. Ya da en güzel ve kestirme yolu arkadaşlar. Benim de tecrübe ettiğim. Şimdi CISSP almış arkadaşlar sonradan başka sertifika alırlarsa bu sertifikaları da bu gelişimlerde gösterebiliyorlar. Yani mesela diyelim ki işte CEH sertifikası aldınız CISSP'den sonra işte. Onu mesela diyelim ki yaklaşık 40 CPA kazanıyordunuz galiba onunla. İşte dolayısıyla aslında bu 120 CPA'ya doldurmak böyle çok zor gibi gözükmekle beraber çok da zor değil aslında. Yani dediğim gibi biraz peşine düşerseniz, zaman ayırırsanız, dediğim gibi sertifikalarınızı da işte alıp buraya da girerseniz portala doldurabilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar CISSP sertifikanın da yani teorik olarak sonsuza kadar devam edebilir. Süresi dolmaz. Son olarak arkadaşlar bu kapsamda işte CISSP ile alakalı konuştuk. İşte eğitimden hani dediğim gibi hani sizi hızlandıracağından bahsettik. Şeyle alakalı da hani motivasyon sadece sertifika olmasa bile dediğim gibi sırf CISSP bakış açısını kazanmak, şu, o tüm domainlerin üzerinden geçmek, bunun size özel önemli bir nitelik kazanacağından bahsettik. Bu kapsamda da işte BGA Security olarak bir eğitim planımız var. 19 Haziran haftası ve 5 günlük bir eğitim planlanıyor. İşte Quick Plaza'da, Cozy Town'da, işte çay kahve ara ikramlar dahil. İşte eğitim sonrası yine dediğimiz gibi bu official guide dediğimiz ya da işte practical test dediğimiz kanaklar arkadaşlar satın alınması gerekiyor ve bunlar dolar üzerinden satıldığı için önemli bir maliyet. Bu eğitimler kapsamında bunlar da hediye olarak verilecek arkadaşların bana söylemesine göre. Dediğim gibi sınav tabii sertifikasyon ve hazırlık sınavı. Dolayısıyla motivasyonumuz sertifikasyon. Bir an arkadaşların uzun vadede ya da birazcık daha gayretle beraber sertifikayı almaları. Ama dediğim gibi hani sertifika alınamayacaksa da, sertifika niyeti yoksa da bu bakış açısını kazanmak dediğim gibi oldukça önemli konu. Bu eğitime de arkadaşlar işte ekrandaki gördüğünüz yerlerden işte BGA Security'nin sayfasından işte linki ekranda gözüküyor. Zaten bildiğim kadarıyla yine webinar sunumunu işte Akademi BGA Security adresinde paylaşacak işte. Yine de oradan eğitim@bgasecurity.com üzerinden de mail atarak başvuruda bulunabilirsiniz. Arkadaşlar size daha detaylı bilgi verecektir diyorum. Benim arkadaşlar sunumum buraya kadardı. Varsa şimdi sorularınızı almak isterim. Akabinde ben burada yine işte Muhammed Öztamur, muhammed.btoyum.com adresine sorularınızı gönderebilirsiniz. Ya da LinkedIn'den işte bana özelden yazabilirsiniz kafanıza takılan sorular olursa. Orada destek olmak isterim. Soru var mı hocam? Evet. Geçeyim şuraya. Evet. Şunu açalım.
Evet, herhangi bir sertifikası olmayan için CSP sınavı denebilir mi? Sınava nasıl hazırlanmayı tavsiye edersiniz? Evet arkadaşlar, şöyle dediğim gibi, siz eğer sektörde görece bir tecrübeniz varsa, diyelim ki yani diyelim ki sektörde işte 5-6 senedir çalışıyorsunuz ve dediğim gibi sektörde farklı farklı alanlarda çalışırsınız. Çok spesifik bir alanda kalmanız. Şimdi dolayısıyla sizin CISSP denemeniz gayet mantıklı. Çünkü dediğim gibi şöyle bir konu var, CISSP'nin şöyle bir güzelliği var. Çok geniş domainleri var. Ama dediğim gibi derine inmediği için siz, yani CISSP almanız için network uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı, işte application security uzmanı olmanız gerekmez. Yani belli bir tecrübeniz varsa, sektör tecrübeniz varsa, kaynakları iyi bir şekilde çalışarak arkadaşlar alabilirsiniz. Herhangi bir diğer sertifika bunun öncülü olması gerekmez. Gayet mantıklı olur. Evet. 5 yıl tecrübeyi nasıl sayabiliriz? Yani dediğim gibi tecrübeye saydırmakla alakalı, dediğim gibi tamamen siz orada portala şeylerinizi giriyorsunuz. Çalıştığınız yerlere ve kurumlara giriyorsunuz. Genelde mantıklı bir şekilde girmişsiniz. Zaten böyle çok negatif dönüş alan kişiler duymadım. Bu tecrübelere girip işte mantıklı bir şekilde hangi sektörde olduğunda ifade edersiniz. Genelde bu 5 yıl tecrübe saydırılabiliyor. Bu saydırmak dediğim gibi yani böyle tutup böyle bir zor bir süreç olmuyor zaten. Portala bu bilgileri girmekten ibaret. Associate olarak alsak işe gereken çok negatif etki sorunu. Olmaz. Zaten şöyle bir durum da var arkadaşlar. Siz diyelim ki sertifikayı aldınız. Sınavı geçtiniz daha doğrusu. Düzeltiyorum. İşte bu henüz tecrübenizi doldurmadınız. Bence negatif etkisi çok olacağını sanmıyorum. Çünkü insanlar gerçekten size saygı duyacaktır. Yani CISSP sertifikasını almanın ne kadar zor olduğunu az çok sektörde herkes bilir. Daha sonra siz bu tecrübe sürecini doldurduğunuzda da bunları bildirerek sertifikanızı alabilirsiniz. Ondan önceki girdiğiniz sınav boşa gitmiyor arkadaşlar. O hakkınız baki kalıyor. CSP çekerken son manuel okumak ve ofisler sorumluluğunu çözmek yeterli olur mu? Kaç yıllık çalışma programı önerirsiniz? Manuel içerisinde bölüm sonu gelen sorular sonra aynı zorlukta mıdır? Arkadaşlar maalesef şimdi manuel okumak ve soruları çözmek ön şart ama bence yeterli şart değil. Yani sınavdaki sorular manueldeki sorulardan daha zor arkadaşlar. Dedim ki manueldeki sorular bir tık daha sizi bilgi öğretmekle alakalı. Oysa ki sınavdaki sorular bilgiyle beraber sizi yoruma zorluyor. Şimdi dolayısıyla yoruma zorlanan sorular da genelde işte şeyde bulamayabilirsiniz, manuelde bulamayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey şu: mümkün mertebe manueldeki sorular, tabii bu manueldeki soruları çözme gereğinizi ortadan kaldırmıyor. Çünkü o bilgilere sahip olacaksınız ki yorum yapabilirsiniz. Manueldeki soruları çözmek akabinde farklı kaynaklardan mümkün mertebe soruları araştırmak, detayları tabii ayrı bir konu onun, farklı kaynaklar konusu. Sonrasında da artık bilgilerinizi birleştirip sınavda çalışmak dediğim gibi sadece şey yeterlidir. Kaç aylık bir çalışma programı? Şimdi şöyle arkadaşlar, eğer halihazırda çalışıyorsanız bir yerde ve sadece hafta sonu akşam bakabilirim diyorsanız, böyle işte 4 ay 6 ay gibi bir zaman gerekir. Şöyle, eğer başlangıçta bir eğitim alırsanız arkadaşlar, bu 4 ay 6 ay gibi zamanı neye indirirsiniz? 2'ye indirebilirsiniz. Böyle bir durum olur. Ama her türlü sizin bir dediğim gibi manuelde komple bir okumanız, işte sonrasında da böyle bir sorulara vesaire bakmanız lazım. Yani dediğim gibi eğitim sizi bayağı bir kısaltır ama her türlü eğitimde alsanız tekrardan çalışmanız gerekir. Ücret başvuru sırasında alınıyor arkadaşlar. Sınav zamanı değil. Şey yapmadan, sınav zamanı parasınızı ödemeden herhangi bir şekilde sınav zamanını zaten seçemiyorsunuz. Başvuru yaptığınız anda ücreti ödüyorsunuz. Zaten bu da sizi kamçılayan önemli bir unsur oluyor. O yüzden tavsiye ediyorum. CBK Official Guide farkı nedir? Official Guide arkadaşlar aslında Official Guide diğer kaynaklar ya da CBK ya da diğer kaynaklar şey değil. Onlarda da aslında benzer bilgiler var ama Official Guide değerli toplu. Hani sonuç olarak Official Guide'den çalışmak zorunda değilsiniz ama benim tecrübem, farklı kaynaklardan faydalanırsanız da yine de Official Guide'da mutlaka herkes bir kez okuması yönünde. Dolayısıyla Official Guide'ı ben öneririm. Bir kaynaktan başlayacaksınız. Bence o Official Guide'ımız gerçekten anlatımı da bence güzel. Hani sırf official diye değil de gerçekten derli toplu bilgi. Ben halen bugün bambaşka konularda çalışırken gidip official guide'ı arayıp açıp böyle Google'dan aramak yerine böyle bilgilere baktım oluyor. Oldukça faydalı. Dump soruları yok arkadaşlar. Yok yok arkadaşlar. Yani bununla internette araştırabilirsiniz ama IT Dojo diye bir şey vardı. YouTube kanalı vardı internette. Ben çalışırken gerçekten hani çok meşhur bir yer değil ama oradaki çözülen soruları böyle nispeten yakın olduğunu hissetmiştim. Ama böyle bir CEHT'teki gibi kesinlikle bir dump sorusu falan yok. Yani o şekilde bir hazır bir dump'a çalışıp girmek mümkün değil. Gerçekten konulara çalışıp olayın mantığını çözüp girmeniz lazım. Şey değil. Dump'a geçemiyorsunuz.
Türkçesi yok arkadaşlar. İngiliz oluyor sınav. Eğitim almak zorunlu mu? Tabii ki değil arkadaşlar. Dediğim gibi eğitim ne sağlar size? Sadece hızlandırır. Yoksa dediğim gibi eğitim, CISSP, bizim az önceki bahsettiğimiz CISSP eğitimi de tabii ki böyle bir official bir şey yok. Sadece sizi hızlandırmakla ve bakış açısı kazandırmakla alakalı. Yoksa dediğim gibi official olarak bir eğitim alma zorunluluğu vesaire yok. Online'da olacak mı? Online derken evden olarak diyorsunuz arkadaşlar. Hani zaten sınav merkezine gittiğinizde oradan online oluyorsunuz. Tabii ki onu söylemiyorum artık, öyle öbür türlü de kalamazsınız. Yani bildiğim kadarıyla şey yok. Pandemi döneminde dahil online olarak benim bildiğim kadarıyla açılmadı. Böyle işte eve kamera koyayım vesaire gibi açılmadı. O zaman da işte maskeli vesaire olarak gidip, hani o normal şartlarda bir sınıf, biz bir anda sınavda 6 kişi oldu, 12 kişiye falan düşürmüşlerdi. Dolayısıyla online bildiğim kadarıyla yok arkadaşlar. Sınav merkezine gitmeniz şart. Başka bir şansınız yok. Halen de öyle hani. Sanırım değil, öyle. 19 Haziran tarihinde arkadaşlar dediğim gibi eğitim, normal şartlarda biz 19 Haziran tarihini planladık. İşte eğitim@bgi.com'a mail atarsanız oradan arkadaşlar size destek olurlar. Eğer diyelim ki işte 19 Haziran dışında başka tarihleri siz bildirirsiniz, tekrar bir talep olursa da ikinci bir işte Temmuz ayında mesela başka bir tekrar şey açılabilir. Arayıp durumunuzu, maille durumunuzu bildirirsiniz. Ya da diyelim ki böyle birden fazla kişi olursa hali hazırda hemen başka bir grup belirlenir. O biraz BGR Sekreter'in yapacağı organizasyonla alakalı. Yok. Sınavda Türkçe desteği yok arkadaşlar. O soruya cevap verdim. Eğitimin fiyatı nedir? Eğitim fiyatıyla alakalı arkadaşlar, eğitim@bgsekurite.com'a mail attığınızda arkadaşlar orada bilgi verecekler. O konu benim açıkçası doğrudan bildiğim bir konu değil. Ben eğitmen olarak eğitimde görev alacağım şu anki duruma göre. Ama dediğim gibi şey değil. Evet, şimdi bu kadar kapsamlı konu 5 günlük eğitimi arkadaşlar, tabii ki 5 günlük eğitime bütün işte official guide'ın kaç sayfa, böyle 1200 sayfa falan galiba. Her maddesini arkadaşlar tabii ki sığdırmak 5 günlük eğitimi mümkün olmuyor. Burada ne oluyor? Aslında majör konular üzerinden eğitimde duruluyor. Hani majör derken de başlık olarak da demeyelim. Hem olayı mantığı, soru çözüm örneklerinden gidiliyor. Daha önce de biz işte bu eğitimler yaptık işte. Bilmiyorum, belki içinizde var alan arkadaşlar. Gayet alan arkadaşlar memnun kalmışlardı. Dediğim gibi hani 1200 sayfanın ya da 25 chapter'ın tamamının satır arkadaşlar 5 günlük eğitimde tabii ki geçemiyoruz. O gerçek değil. Ama dediğim gibi bütün konu başlarını, olayların mantığını, bakış açılarını kazandırmak buradaki eğitimlik amaç lazım. Dolayısıyla sırf eğitime girdim, çıktım, ertesi gün sınava girdim, hemen geçtim gibi bir şey mümkün değil. Official guide her türlü okumanız lazım arkadaşlar. Sınav direği İngilizce arkadaşlar. Arkadaşlar orada benim girdiğim dönemdeki halen vardır diye düşünüyorum. Girdiğimiz ekranlarda şeylerin eş anlamlarını gösteren şey oluyordur. Bilmediğimiz kelime olursa. Onlar size yardımcı oluyor şeyde, ama böyle bir sözlük kullanmak gibi bir şansınız yok. Oradaki ama şu var. Bilmiyorum, eğer İngilizce seviyeniz hani böyle takır takır konuşma vesaire olmasına gerek, hani bir ne diyeyim, İşte vardı ya bizim zamanımızda Anadolu Lisesi vardı. Şu anda durumlar nasıl çok bilmiyorum. Ya da bir üniversitenin hazırlık eğitimini almışsanız, yani herhangi bir üniversitenin bir yıllık hazırlık eğitimine vesaire geçmişseniz, sizlerin geçemeyeceği bir İngilizce değil bu İngilizce. Böyle çok dediğim gibi zaten ağır bir İngilizcesi yok. Dolayısıyla İngilizce o seviyede önemli. Sonra sınavda da bilmediğiniz kelimeyle karşılaştığınızda o yardım şeyini kullanabilirsiniz. Daha başka bir şey yapamazsınız. Sözlük vesaire bulunduramıyorsunuz. Tam soruları yok arkadaşlar. O soruya cevap verdik. Evet. Her yıl arkadaşlar annual maintenance fee ödemek zorundasınız. Ödemezsek ne olur? Arkadaşlar her yıl dediğiniz gibi şu anda 125 dolar ödemeniz lazım. Ödemezsiniz, sertifikanız askıya alınıyor arkadaşlar. Yani bu sertifikanızın askıya alınması ne demek? Siz gene aslında bir işe girişte CISSP sertifikanızı verebilirsiniz. İnsanlar birileri gidip CISSP IS2'nin portalından check ederse sertifikanızın askıda olduğunu görür. Hani şey anlamda bakarsanız, hani bu durumda da sizi işe alacak kişi ya da size şey yapacak kişi muhtemelen anlayışla gösterebilir. Yani maddi durum müsait olmadığı için hani sertifikan var, zaten sertifikanızın var olduğu da belli. Ama sadece askıda böyle bir durum olur. Yani ödemezseniz portalda sorgulanında askıda görünür. Ya bu kritik mi böyle görükmesi? Ya dediğim gibi çok, eğer resmi bir kuruma girmiyorsanız kritik de olmayabilir. Yani sonuç olarak insanlar biliyor ki siz o sertifikayı almışsınız. 10 yıl artı Windows sanatçı uzmanı için önerebileceğiniz kariyer yolu ne olur size göre? Bu biraz çok genel soru arkadaşlar. Yani dediğim gibi biraz da sizinle alakalı. Hani siz yönetimsel olarak mı devam etmek istiyorsunuz? İşte güvenlik tarafına mı odaklanmak istiyorsunuz? Yoksa teknik olarak mı? Hani bu
10 artı yıl tecrübeli Windows sanatçılığına uzmanı için önerebileceğim kariyer yolu ne olur? Bu soruya cevap verebilmek durumunda değilim arkadaşlar. Tavsiye ettiğiniz mutlaka bitmesi gereken kitap veya soru kitabı var mı? Official Guide arkadaşlar mutlaka. Onun dışında şey vardı, Eric Conrad'ın kitabı var. Yani bununla alakalı arkadaşlar ben şöyle bir yazı yazmıştım. BTU.com'da girersiniz. CISSP hazırlık eserli gibi How to Pass CISSP Exam gibi bir başlığı vardı galiba. Hatta CISSP sınavı gibi böyle BTU'yum sayfasından işte bizim firmamızın sayfasından bakarsanız öyle bir yazı yazmıştım. Burada arkadaşlar faydalı kaynakları yazmıştım. Linklerini de vermiştim. Bu kaynaklar çok fazla değişmiyor arkadaşlar. Yani 5 yıl önceki kaynak inanın CISSP'nin öyle bir olayı var. Tamam sektör değişiyor, konular değişiyor ama bu üst seviye bir standart olduğu için yani 5 yıl önceki değerli olan kaynak ya da 10 yıl önce değerli olan kaynak neredeyse halen değerli. Dolayısıyla o yazıyı size tavsiye ederim. Oradan bakabilirsiniz. Normalde İngilizce kelimeler sınavda çokça yer alıyor. Yok arkadaşlar açıkçası sınavın İngilizcesinin çok ağır olduğunu düşünmüyorum. Yani fikrim öyle. Bakabilirsiniz. Ben kendi adıma, ben de sonuç olarak İngilizcem böyle bir yurt dışı tecrübem vesaire yok. Ben de aslında şeyim hani normalde okuduğum üniversitede işte İngilizce hazırlık durumu vardı işte İngilizce değilim ben kendi adıma. Onun dışında böyle açıkçası uluslararası tecrübem vesaire hani şey anlamda yurt dışı tecrübem vesaire öyle bir kapsamlı bir tecrübem toplantıları vesaire dışında olmamakla beraber sınavda İngilizce açısından zorlandığımı çok hatırlamıyorum arkadaşlar. Tam soruları yok arkadaşlar. Yakın geçiyorum. Teşekkürler. CISSP öncesinde ISO 27001 almak çok arkadaşlar çok kritik değil. Çok faydalı da olacak değil. Yani bence ikisini şeye düşünmeniz lazım. Hani ISO 27001 almanın size faydası olur. Özellikle dediğim gibi işte bilgi güvenliği yönetim sistemine vesaire çalışacaksanız faydası olur. Ama CISSP'nin bir ön şart değil. Ama sadece yani bu CISSP'den bağımsız düşünmek lazım. ISO 27001 sertifikasını alabilirsiniz ama dediğim gibi CISSP'ye hazırlıkla alakalı değil. İşe girdikten sonra CISSP hazırlamanın faydası daha mı iyi? Artısı eksisi var arkadaşlar. İşe girdikten sonra vaktiniz daha az olur. Daha çok sizi yorabilir. Ama avantajı ne olur? Belki işte çalıştığınız kurum size bu sertifikanın maliyetinin ya da eğitimin maliyetinin karşılanması konusunda destek sağlayabilir. Dolayısıyla bir yerde çalışırken CISSP'ye hazırlamanın böyle bir avantajı olabilir. Çalışacağınız kurumda göre değişiyor da. Eksik olan fiilleri sonradan ödeyebiliyor muyuz? Yani %99 ödeyebiliyorsunuz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben genelde ödedim. O yüzden çok şey yapmadım ama ödeyebilirsiniz diye düşünüyorum %99. Yani son ödesek evet. Yani emin olmamakla beraber %99 ödeyip sonrasında sertifikasyonu askıdan indirebileceğinizi düşünüyorum. Sınavı geçip denetimi bir yerine getirmiş. Sanırım arkadaşlar sınavı geçtikten sonra eğer deneyimimiz yeterliyse ne yapalım sorusuna alakalı. Oradaki bir süreyi bir kontrol etmem lazım arkadaşlar. Ben de emin değilim. Eğer internetten kendiniz bulamazsanız bana LinkedIn'den yazabilirsiniz. Ben de bakarım. Sanırım 5 yıldı yani. Siz sınavı geçtikten sonra bir 5 yıl daha o şeyi doldurmanızla alakalı süreniz vardı. Yani dolayısıyla sınavı geçip işte sınavı geçtim kenarda dursun. İşte ben 3 yıl daha çalışayım ondan sonra bunu sertifikaya çeviririm diyebiliyorsunuz. Tam zamanından emin değilim arkadaşlar. Bir bakmak lazım. 2 sene ödemeyip askıda bıraksak sonra devam etmek için geçen yılları muhtemelen peşin isterler arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ödemeyince askıya aldıklarına göre 2 yıl peşin ödemeyi isterler. Şahın Arası kitabına baktım arkadaşlar. Bu da gayet güzel. Faydalı. Ama dediğim gibi yani başlarken bence official guide'den başlamak lazım. Altını çizmek lazım. Ondan sonra diğer kitaplar Şahın Haris olsun. Haris olsun, işte Eric Conrad olsun kelimeyi diyemedim. Arkadaşlar faydalı kitaplar. Tavsiye ederim. Ha, evet arkadaşlar demiş ki CISSP aldıktan sonra C almak mantıklı o zaman 40 puan oluyor. 120 puandan işte 40 puanı ona saydırın demiş. Mantıklı. Evet. Şey anlamında eğer hani CISSP bitirdikten sonra C almak bu CP'leri tamamlamak anlamında faydalı bir yöntem. Doğru bir yaklaşım. İşte şey anlamında ama teknik olarak hangisini önce almak lazım derseniz önce C almak size şey anlamında daha fazla avantaj sağlar. Hani CISSP'ye hazırlarken teknik altyapı anlamında daha fazla sağlar ama işte CISSP'ye geçtim sonra CP'yi biriktirmem lazım işte. Burada C'yi kullanın diyorsanız bu da mantıklı. Daha önce alınan CCNP gibi sertifika sahip olmak veya yüksek lisans yapmak 5 yıllık tecrübesi şartını kaldırıyor mu? Arkadaşlar daha önceki alınan sertifikalar bildiğim kadarıyla emin olamamakla beraber bu şey yerine geçmiyor arkadaşlar. Tecrübe yerine geçmiyor.
Ve hatta yüksek lisans geçiyor mu ona bir kontrol etmek lazım. Yani dediğim gibi yine bu da zaten kolayca işte Google'da bulabileceğiniz cevaplar. Dediğim gibi bunu bulamazsanız bana LinkedIn'den yazın arkadaşlar. Ben de yardımcı olmaya çalıştım. Official Guide şu an kaçıncı baskıda? Piyasada 8 ve 9 gibi versiyonlar var. Arkadaşlar şu anda geçerli olan versiyon 9. edition. 8 de var piyasada. Halen satılıyor. Ama şunu söyleyebilirim. Elinizde 8. edition var. 9. edition yok. Yani %95 oranda, %98 oranda arkadaşlar bu da size yeterli olacaktır. Dediğim gibi hani CSSP tekrar ediyorum. Çok derinlemesine gitmediği için arkadaşlar belli mevzularda konular çok fazla değişmiyor. Hani edition'ın değişmesi korkunç anlamda sizi geride bırakmaz. Hani elinizde 8. edition varsa gidip bir de 9. edition'a para vermek bence mantıklı olmayabilir. 8. edition'a çalışabilirsiniz. Ama yeni alıyorsanız tabii ki en yenisini almakta fayda var. Niye almasınız? 5 yıl deneyim istiyor. 4 istiyor. 4 yıl üniversiteyi 1 yıl deneyim sayıyor demiş. Valla olabilir. 4 yıl üniversiteyi 1 yıl deneyim sayıyor. Bunu emin değilim ya. Bakmak lazım. Arkadaşlar öyle bilgi vermiş arkadaşlar. 5 yıl deneyim istiyor ama 4 yıllık üniversiteyi 1 yıl deneyim sayıyor demiş. Bundan emin değilim. Bakmak lazım. Windows'la alakalı bir güvenlik sertifikasyonundan bahsetmiştiniz. Detaylandırabilir misiniz? Windows'la alakalı arkadaşlar bir güvenlik sertifikasyonundan bahsettiğimi hatırlayamadım ya. Yani bilmiyorum. Yani hatırlayamadım. Özür dilerim. Hatırlayamadım arkadaşlar. Onun dışında chatte başka evet zaten hocamızın bilgisi varmış. Sanırım bütün sorulara cevap verdim. Vermeye çalıştım daha doğrusu. Vermediklerim için dediğim gibi bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum ilginiz, katılımınız için.